Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size vücudumuz için çok önemli bir mineral olan çinko'dan bahsetmek istiyorum. Çinko biliyorsunuz ki vücudumuzda çok önemli işlevlere sahip. Bunların başında DNA ve protein sentezi geliyor. Yani büyüme ve gelişmede özellikle Çocukluk ve ergenlik çağında son derece önemli olan minerallerden bir tanesi çinko'nun en önemli özelliği epitel dokunun yapısında bulunması. Yani saç, deri, tırnak gibi dokuların yapısında bulunduğu için bunlarla ilgili herhangi bir problem oluşması çinko eksikliğine bağlı olabilir. Zaten saçla ilgili veya tırnaklarımızla ilgili bir takviye ürün kullanıyorsak genelde içerisinde çinko'nun da olduğunu görüyoruz. Ee, Tabi sadece dış epitel değil iç organlarımızın epitel hücrelerinin onarımında da son derece önemli bir mineral. Mesela çocuklar e, diyare oldukları zaman çinko verilmesi bu gastrointestinal sistemdeki epitel dokunun onarımını sağlaması için olan bir durum. Bunların yanı sıra geçirgen bağırsak sendromu için özellikle çinko ve çinkonun Elkarnosin formu şu an için bizim ülkemizde yok ama bu iki formu son derece önemli. Tabii ki bağışıklık desteği olarak da özellikle soğuk algınlığı döneminde sıkça kullanılan minerallerden bir tanesi, Aynı zamanda vücuttaki antioksidan mekanizmalarında da görevli olan bir mineral. Biliyorsunuz ki bunun hem ilaç tarafında hem gıda takviyesi tarafında çok çeşitli formları var. İlaç tarafındaki formların miligramları gıda takviyesi tarafındakilerden daha fazla. Çünkü gıda takviyesinde maksimum 15 mg kullanılırken ilaç tarafında 50 mg kullanılabiliyor. Şimdi ilaç olarak kullanıyorsak bunun iki tane kullanım sebebi var. Birincisi tabii ki beslenme ile yetersiz çinko alımı, bir diğeri de Wilson hastalığı dediğimiz genetik olan ve vücutta aşırı bakır birikmesine sebep olan bir durum. Bu iki durumda tabii ki daha yüksek miligramlarda çinko kullanımı gerekebiliyor ve doktorlar bu şekilde reçete edebiliyor. Ama biz bunu dışarıdan bir takviye olarak alacaksak günlük 15 miligram bizim için e, kesinlikle yeterli bir düzey. E, peki hangi durumlarda çinko almayı düşünebiliriz? Yani bu takviyeyi hayatımıza dahil etmeli miyiz diye baktığımız zaman... Aynı magnezyum gibi çinko da artık yeterince alamadığımız minerallerden bir tanesi. Topraklarımızda gitgide verimsizleşen mineral oranlarından dolayı hemen hemen her kişide çinko eksikliği gözlemleyebiliyoruz. Bunların yanı sıra oral kontraseptif dediğimiz doğum kontrol ilaçları kullanıyorsanız bu ilaçlar da sizde çinko seviyelerinin azalmasına sebep olabiliyor. O yüzden böyle durumlarda hayatımıza çinkoyu dahil etmeyi düşünebiliriz e, fakat çinko sürekli düzenli kullanılması gereken bir ürün kesinlikle değil senede yaklaşık 3 ay kullanmamız hemen hemen herkes için yeterli olan bir durum Tabii dediğim gibi diğer rahatsızlıklarımız söz konusu değilse Peki daha fazla kullanınca ne oluyor şimdi biraz önce Wilson bir hastalığından bahsederken söylemiştim fazla çinkonun alınması vücuttaki bakır e, oranını azaltıyor o yüzden eğer böyle bir problemimiz yoksa kendi kendimize sürekli böyle bir takviyeyi kullanmamamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi sadece 3 ay arka arkaya da olabilir, mevsim geçişlerinde de olabilir. Hepimiz için gayet yeterli olan bir durum. Dışarıdan takviye olarak da alsak, ilaç olarak da kullansak çinkoyu biz günde bir tane yemeklerle beraber öneriyoruz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var. Eğer başka takviyelerde kullanıyorsak, yine çinko kullanırken magnezyum, demir, kalsiyum gibi destekleri birlikte almamamız gerekiyor. Veya beslenme sırasında kepekli veya lifli besinler tüketiyorsak, yine bu da çinkonun emilimini azaltan sebeplerden bir tanesi. Bunların yanı sıra bazı antibiyotikler, tetrasiklin ve penisilamin türevleri özellikle Mesela 12 saatte bir antibiyotik alıyorsanız, işte sabah kahvaltıdan sonra antibiyotinizi aldıysanız, çinkoyu almamanız gerekiyor. Bunlarla arasında en az 3 saat bir zaman dilimi olmak zorunda. Çünkü bunlara dikkat etmeden kullanırsak çinkonun etkisini istediğimiz kadar alamamış oluyoruz. Hem çinkonun emilimi bozuluyor, hem ilaçların veya diğer takviyelerin emilimi bozuluyor. O yüzden akılcı bir takviye kullanımı için bu detaylara dikkat etmemiz son derece önemli. Bunların yanı sıra e, tabii ki besinlerle de çinko alıyoruz. İşte et, karaciğer gibi ürünlerde veya kabuklu deniz hayvanlarında özellikle işte estridye, karides gibi ürünlerde, süt ve süt ürünlerinde veya bazı kuru yemişler ve tahıllarda da çinko bulunuyor. Tabii ki hayatımıza bunları dahil ederek de çinko seviyelerimizin yükselmesi için çabalayabiliriz ama dediğim gibi artık yeteri kadar besinlerden çinko ve magnezyum içinde aynı şey geçerli alamadığımız bilimsel çalışmalarla gösterilmiş durumda. Peki gebelik ve emzirmede kullanabilir miyim derseniz, aslına bakarsanız gebelikte çok ihtiyacımız olan minerallerden bir tanesi. Ama yine her zaman söylediğim gibi gebelik veya emzirme durumundaysanız bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekiyor. Bunların yanı sıra çinko kullanımına bağlı bazı yan etkiler gözleyebiliyoruz. Bunların başında mide problemleri, yine bulantı kusma geliyor. Böyle bir durumun önüne geçmek için de enterik kaplı yani bağırsakta açılan kapsüller tercih edebiliriz. Aynı zamanda bir kanser ilacı olan sisplatin kullanıyorsak çinko takviyesi almadan önce muhakkak doktorla konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu ikisinin kullanımı da kesinlikle birbirine iyi gelmiyor. Bir de çinkonun farklı farklı formları bulunuyor. Özellikle gıda takviyesi tarafındaki formu çinko pikolinat. Çinko pikolinat formu genel olarak emilimi daha iyi olan, daha fazla bir yararlanıma sahip olan formu. İlaç tarafındaki formlarda böyle bir form yok maalesef. Ama hangisini kullanırsak kullanalım. Kendimiz alıyorsak eğer günlük 15 mg'dan fazla kullanmamamız gerekiyor. Yani maksimum 40 mg'a kadar kullanımları var ama 15 mg kesinlikle yeterli olacaktır. Bir de Çinko'nun Çinko asetat türevini içeren pastilleri mevcut. Bu pastilleri de bir soğuk algını veya grip döneminde hayatınıza 4-5 gün kadar eklemeniz daha çabuk iyileşmenize yardımcı olacaktır. Çinko ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.